takılmış bileziğin yanı sıra bu ünvan onlara çok şey ifade ediyor. İnanmıyorum. Şimdi bu ünvan onlara gidecek. Bakalım bugünün sonunda 3. sezon Mutfak Bahane Şampiyonu kim olacak? Ay çok güzel. Çok ilginç bir mesaj geldi. Annem seni yine istemedi. Çok sevmeme rağmen. Ama bu sefer onu ikna edebilecek gücüm, şansım yok. Seni çok severek senden ayrılıyorum. Senden ayrılıyorum. 13 Temmuz'u gün aldık be. Bitti bak ne geçti ne düşmüş. Şaka deyin yönetmenim, şaka deyin ya, şaka deyin. Ay ne olur. Ağlama yüreğim, ödenir bu aşkın bedeli. Ah benim kötü kaderim bitmiyor. Gel, 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 gel. Bitmedi sevdam, sen beni terk edip. Nasıl yaparsın onu da Murat? Ben çocuk muyum? Ben genç kız mıyım? Ben yaşımı başıma almış bir insanım. Neden beni kandırdın? Neden beni kandırdın? Sen beni terk edin. Gül abla, bak Gül abla. Heyecan Doruk'ta. Olayın sonunda kim buradan şampiyon olarak ayrılacak? 3. sezonun şampiyonunu açıklıyorum. Ekran başına başlıyoruz, hadi Mutfak Bahane, Mutfak Bahane. Bu sezon son kez sizlere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. İnanılmaz duygusalım, hem çok mutluyum çünkü bugün biri sezon şampiyonu olarak buradan ayrılacak. Hem de hepinizi çok özleyeceğim. Gözyaşım şurada duruyor ama kendimi tutacağım. Ah, yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Heyecanlı mısınız? Ben çok kötüyüm ya, ağlayıp geziyorum koridorlarda. Yok, bugün güzel bir gün. Bugün biriniz 60 bilezik kazanacak. Sezon şampiyonu olacak. Heyecan Doruk'ta çok çok güzel anlar paylaştık. Dün bir nikaha şahitlik ettik. Evet. Mutfak Bahane'nin en tatlı çiftin temsili nikahını burada gerçekleştirdik. Bunu da görmüş olduk. O anları hatırlayalım, sonra üzerine konuşuruz. Kermude ve Ali kızı Gül. Efendim. Sabiha ve Süleyman oğlu Murad'ı. Eş olarak iyi günde, kötü günde, sağlıkta ve hastalıkta. Tekrar soruyorum, eş olarak kabul ediyor musun? Evet! Sabiha ve Süleyman oğlu Murat. Gül ablamızı iyi günde, evet, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ömrünüzün sonuna kadar günlerinizi cennet gibi geçirmek için, onu baş tacın yapmak için evet diyor musun? Evet. Alkışlarla. O zaman şahitlerime soruyorum. Sevgili Mutfak Bahane yarışmacıları, şahit oluyor musunuz? Evet. Bir daha soruyorum. Şahit oluyor musunuz? Evet. O zaman Mutfak Bahane'nin bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Gül ablacığım, yeni gelin, nasılsın? İyiyim Derya Hanım. Güzel bir gün geçirdim dün. Çok güzeldi. Tadı damakta kalacak bir gündü. Evet. Derya Hanımcığım, dün Murat günü almış. Aa! Evet, 13 Temmuz cumartesi günü. Gözün aydın. Hepinizi nikahıma, düğünüme bekliyorum. Seve ekip seve olarak komple.
Bir otel ayarladık. Otelin balo salonunda mütevazi bir düğün yapacağız. Altınlarınızı hazırlayın. Hepiniz davetlisiniz. Hepiniz davetlisiniz. Vallahi bu yaz çok güzel olacak. Peki, bugün stüdyoya öyle bir şey gelecek ki... Ya. Evet, çok büyük bir sürpriz. Ay gelen geldi, daha ne olabilir ki? Şuraya bakacağım. Bugün final günü. Koca bir sezonun son günü, final günü. Biriniz buradan şampiyon olarak ayrılacak ve buraya öyle bir şey gelecek ki... Onun için sizler burada çok büyük mücadele ettiniz. Bu gelecek olan kiminin hayali, kiminin duası, kiminin rüyalarını süslüyor, kiminin en büyük arzusu. Ne ki? Birazdan o büyük sürpriz buraya gelecek. Bu sürpriz sizler için. Tamamen emeğinizin karşılığı. Bakalım buraya ne gelecek? Herkese mi? Herkese mi Derya Hanım, bir kişiye mi? Hepimizi mi ilgilendiriyor? Hepinizi ilgilendiriyor ama bir kişiye. Sadece hak edene. Ay. Yani bana. Nabzım yükseldi benim. Bugün final günümüz. Final günümüze şöyle tatlı tatlı başlayalım dedik. Ve sevgili Hıdır Usta'yı buraya davet ettik. Bizlerle çok güzel bir pasta tarifi paylaşacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Siz de sezon boyunca... Evet. Bizi kırmadınız, en güzel günlerimizde geldiniz, şahane pastalar hazırladınız bizim için. Bugün de bakıyorum böyle hazır neler var? Ibiza. Ibiza var, mozaik var, kesme tartelet diyoruz, fıstıklı limonlu. Ibiza'nın bir bölümü yani saracağım bunu görecekler. Tamam, hadi bakalım. Sarma pasta. Pandispanya keki mi bu? Bu sarma. Sarma keki. Şimdi panispanya ile sarman arasında biraz fark vardır. Nedir farkı? Farkı sarma biraz daha unu eksiktir. Ama panispanyanın unu fazla olduğu için aradaki fark budur yani. Daha mı yumuşak oluyor? Tabii daha yumuşak. Sarma biraz daha yumuşaktır. Ha. Evet. Sarıyorum, hiç kırılma falan olmuyor. Evet. Ama panispanya olsa kırılır hemen. Bir de sen bunu panispanyada kullanamazsın. Çünkü turtada kullandığın zaman turta yani yumuşama yapar, dağılma yapar. Pastamız hazır. Daha mı süsleyeceğiz? Tabii ki. Biraz daha süsleyeceğim. Da kullanabilirsiniz. Harika. Frambuaz, böğürtlen, vişne kullanabilirsiniz. Jöle üstüne kullanabilirsiniz ama tamam. Biz burada kullanmıyoruz şu anda. Meyveli rulo pastamız hazır. Evet. Şipşak hemen. Bir de pandispanya ile sarma kekinin şimdi, farkını öğrenmiş olduk. Şimdi hemen ikinci pastaya geçelim. Evet, İbizaları yapıyoruz. İbizayı saracağım. Hani siz sarasınız diye. Evet. Onu da burada bir gün denedik. Pek başarılı olmadık. Evet. Hamurunda ne var? En dışında ne var? Tabii. Şu en dışı var ya, bisküvi dışı gibi olan. Dışı bisküvi. Dışı bisküvi. Evet, bisküvi tamam. Eziyoruz. Çok eziyoruz, evet. Cheesecake'deki gibi. Evet. Tereyağı, bisküvi eziyoruz. Hı-hı. Böyle sert, katı bir hale geliyor. Evet. Sonra çikolata katmanı için çikolatayı tabii. Eritiyoruz. Bu bisküvi tepsiye koyduğumuz zaman hafif bir ezmeye çalışıyoruz. Evet. Böyle basıyoruz. Bastıktan sonra o... Şu ganajını yaptıktan sonra onu üstüne döküyoruz. Ondan sonra yayıyoruz güzel. Yaydıktan sonra böyle donuyor bir saat donacak. Falan. Donacak tabii. Aşamalı bir iş. Bir saat sonra donduktan sonra çıkarıyorsunuz. Normal krem şanti. Hı-hı. Çırpıyorsunuz. Üstlerine biraz sürüyorsunuz. Ondan sonra şu şekil malzeme koyuyorsunuz. Sarıyorsunuz. Saralım o zaman. Mesela diyelim saramıyorsunuz. Evet. Saramadınız ama ufak bir kağıt alıyorsunuz. Ufak bir kağıdın üstüne koyuyorsunuz. Şu şekil sarmaya çalışırsınız. Neyle yapıştırıyorsun? Jöleyle yapıştırıyorum ya da çikolatayla yapıştırabilirsin. Ya da şu üstündeki ganajı kullandığın zaman donmadan koyabilirsiniz bu şekeri.
Vallahi gerçekten sizin de emeğinize çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Defalarca geldiniz. Kahrımızı çektiniz. Olsun canım, benim kahrımı çektiniz. Yok. Hemen böyle şık şak bütün tarifleri bizlerle burada en güzel, evet, en iyi şekilde paylaştınız. Sağ olun. Size sağ olun. Evet. Yayında geçen dostlar, herkese, bizi izleyenlere kucak dolu sevgiler. Ayrıca Hıdır Usta final günümüz için özel çok güzel bir pasta hazırladı. Aa, onu tabii ki de süper sona saklıyoruz. Tabii. Ama buradan size tekrar tekrar teşekkürler. Boş verin ya, şöyle bir alkışın tadını çıkartın ya. Sizi çok seviyoruz. Biz de sizi seviyoruz. Şimdilik teşekkürler. Ben size teşekkür çok ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet, buradan tekrar sezon boyunca bize katkı sağlayan tüm şeflerimize de teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Şimdi adım adım devam ediyoruz. Sıra kutuda ve kutuyu bugün Ebru ve Ziya'ya teklif ediyorum. Evet, son gün. Evet. Sıra sizde. Kutumuzdan görüyorsunuz kaç haftadır. Çok değişik şeyler çıkıyor gerçekten. Çıkıyor vallahi Derya'nın. Bakın bugün sadece bir yemek hazırlayacağız. Tamam. Ödüyoruz. Ve o bir yemeğinizin bir ana malzemesini alacağım. Ne diyoruz? Kararlılar. Teklifimi kabul ettiler. Kutu sizindir. Hangisi olsun? Hiç düşünmüyoruz. Direkt mavi seçiyoruz. Evet, biz kararı verdik. Peki, kendi aramızda. Bugün mavi lacivertsiniz. Evet. Önlük renginiz de mavi. Mavi sizindir. Evet, uğurlu geleceğine İnşallah inanıyorum. İnşallah uğurlu gelir. Bu iki zarftan ne çıkacak? Onu da elbette merak ediyoruz. Artık tadımdan sonra göreceğiz. Bugün sadece bir yemek hazırlıyoruz. O da el sarması baklava. Oo, marifetlerinizi göstermeniz için şöyle güzel bir baklava bekliyorum sizlerden ve senin Ebru ve Ziya'nın nişastasını alıyorum. Oh, bugün sezon tamam finali ya, almayın. Bütün çıtırlık gitti. Şimdi hazırız. Sezonun son yemeği için hazır mısınız? Evet. 60 bileziğe hazır mısınız? Evet. Sezon şampiyonluğu için hazır mısınız? Evet. Mutfak Bahane final bölümü başlıyor. Tüylerimiz diken diken, eminim ekran başındakiler de bizim kadar heyecanlıdır. Şimdi hemen erkekleri locaya alıyoruz. Kayınvalideler mutfağa geliyor ve başlıyoruz. Sayalım. 3, 2, 1. Herkese kolay gelsin. Son gün. Evet. Son yemek. Çok duygusalım. Ben hadi de çok üzgünüm. El sarması baklava yapıyoruz. Her zamanki gibi tüm Türkiye'ye bütün yemek boyunca nasıl güzel şerbet yaptığını böyle karıştıra karıştıra göster. Muhallebi de söylesene. Muhallebi mi var bunda? Bir muhallebi bir şerbet nasıl yaptın. Nasıl yapıyorum? Nasıl yapıyorum? Bırak Gül anneciğim, bırak. Hüsniye. Efendim. Bak bak, yufka böyle açılır. Bak bak bak, görüyor musun? Daha açılacak. Marifet büyük değil, ince açmakta. Tamam işte. Zaten daha bak olunca bak, daha bak, açılmamış bak, daha. Bu daha bak, başlangıç. Daha düzgelenecek. Çok ilginç bir mesaj geldi. Aa. Annem seni yine istemedi. Çok sevmeme rağmen. Ama bu sefer onu ikna edebilecek gücüm, şansım yok. Seni çok severek senden ayrılıyorum. Senden ayrılıyorum. 13 Temmuz'u gün aldık be. Bitti bak ne geçti ne ne. Şaka deyin yönetmenim, şaka deyin ya, şaka deyin. Ne olur. Ağlama yüreğim, ödenir bu aşkın bedeli. Ah benim kötü kaderim bitmiyor. Gel, 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 gel. Bitmedi sevdam, sen beni terk edin. Nasıl yaparsın o zaman Murat? Ben çocuk muyum? Ben genç kız mıyım? Ben yaşımı başımı almış bir insanım. Neden beni kandırdın? Bitmedi sevdam, sen beni terk edin. Gül abla, bak Gül abla. Sadece dışına böyle bir şerbet konmuş gibi. İçi
içi pıtır pıtır. Sen buraya bence sabote etmeye gelmişsin o yüzden. Hiç alakası yok canım. Son bir gün kala eğlenmişsin ya onun acısını çıkarmak için gelmişsin. Elenmedi. Diskalifiye oldu. Ben buranın taşsız kraliçesiyim. Baklavanın başına bir şey gelmiş ya Deryan. Gerçekten anlamıyorum ya. El sarması baklava yapmaktan anlamıyorsun onu anladım. Biz de senin adil olmadığını anladık. Bu son günde bile yapacağını yaptın. Bütün sezon emeklerimi yedim. Heyecan Doruk'ta. On ayın sonunda kim buradan şampiyon olarak ayrılacak? Üçüncü sezonun şampiyonunu açıklıyorum. Bak şimdi bunu böyle makara gibi güzelce sarıyorum. Şöyle, şöyle sardım. Tamam mı? Tamam. Şu alt kısmını şurada topladım. Kapattım yani bir kapak yaptım ona. Ve şöyle elime aldım. Laleye de benzedi ha. Ama maşallah hamur incecik. İkisini koyunca tam ceviz koymuş oluyoruz. Tamam. Tamam mı? Böyle koyuyoruz. Üstünü gene böyle kapatıyoruz. Şu şekilde. Şöyle kapatıyoruz sonra şöyle sıkıyoruz anneciğim. Tamam. Şimdi oraya şöyle koyuyoruz. Koyayım. Burada final gününde Zeynep burada. Zaten Seda hep buradaydı. Burada kim eksik? Tabii ki Gönül'ün sal eksik. Hayır ya. Tabii ki ben eksiğim ya. Hayır mı? Tamam. Hoş geldin. Final günü ya. Evet, final günü. Sence final günü benim burada olmam tesadüf mü? Hemen kız kandı geldi. Hemen. Kızım burası mutfak bahane. Bir saniye bir şokumu atlatabilir miyim Allah'ın izniyle bugün? Atlat bekliyorum. Dün birisi geldi. Evet. Bugün birisi. Bütün sezon neredeydin? Senin koltuk iyice sallandı Seda. Korkma ya. Siz vallahi akbaba gibi benim düşmemi bekliyorsunuz. Ama üzülmeyin eski arkadaşlarım. Hep birlikte şampiyonluğumu kutlarız bugün artık. Bak şimdi şöyle söyleyeyim sana. Burada sezona bir gün kala biliyorsun ki diskalifiye edildim. İşte o sensin. Sezona bir dakika kala o taç benim deme. Bak bana bak, bana gözlerini öyle belertip belertip bakma. Ben bunun altında bir şey ararım. Ara. Yönetmenim. Yönetmenim. Bu Gönül Hanım neden geldi final günü? Acaba neden? Sen bir düşün bakalım. Puanlamayı sen. Seda'nın canını sıkma, boş ver, git hadi. Beni tebrik etmeye geldi. He, kaderinizi belirlemeye geldim. Kızım o taç benim olacaktı. Ay iyice sıyırmış bu. Hayret bir şey ya. Baktın geçen sene tacı alamadın. Hı. Bu sene alayım diye mi geldin? O taç zaten benimdi. Ben buranın taçsız kraliçesiyim canım benim. Ha. Evet. Anam. Git sana evinde kocan taksın o tacı. Hadi bakayım. Aynen. Ben bu mutfakta o tacı takınmadan tamam mı? Bu sezon olsun, diğer sezon olsun bitirmeyeceğim bu programı. O zaman baştan gelecektim, baştan. Hadi kız git. Sana ne oluyor onu anlamadım ben. Sanki sen takılacaksın. Kraliçe belli burada zaten. Ana. Evet. Canım benim. Ben. Benden bahsediyor canım. Benden bahsediyor. Bir çekilin ya. Çekilin bile. Çekilin şuradan. Merdane, un. Mutfağım ya canım mutfağım. Ben bunda ne elimi yaktım. Canım mutfağım benim ya. Ay, canım hamur. Ay psikolojisi bozulmuş. Ona bak. Kıyamam. Un. Aferin ne yapıyorsun? Un gitti. Ne yapıyorsun? Kız ne yapıyorsun? Bir çekilin be. Ne yapıyorsun ya? Çekilin. Hamurum. Allah'ım. Ya. Kedi olalı bir fare çevir, tuttu. Çevir çevir. Gönül fırlat çevir. Havaya. Fırlat. Fırlat tut. Fırlat. Gönül Allah seni bekleyelim burada yapsın. Ben yollarım. Hani yollarım. Hiç kimse beni yollamaz. Defol hiç kimse. Ya. Defol hadi, hadi. Fırını da doğru dürüst ayarlayamamışlar zaten. Ya. Ya orayı elleme bari kapatıyor. Bu ne? Bu ne? Ya yönetmenim. Bu ne? Bırakın. Bırakın. Defol git Gönül. Seni oklavayla kovalarım. Ben sizi...
sizi. Ne yapıyorsun? İşte yapıyoruz. Bunlar ne ya? Aa, ne yapıyorsun? Tamam tamam hadi git 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 git. Mutfağımdanız attım. Zeynep Hanım, Zeynep Hanım. Gönül Hanım. Ne yapıyorsun sen bakalım? Çekilin şuradan bakayım be. Bırak beni. Şunu da ver. Ben açacağım. Ver. Siz buradan. Bırak anne bırak. Siz burada beni bir güne kala diskalifiye edersiniz öyle mi? Bugün de final günüymüş öyle mi? Aç canım aç. Ver bakayım şunu. Aç. Ver şu yağı da ver bakayım. Yok. Ver. Azıcık da yağ dökek. Dök. O bana ihtiyacım yok zaten. Dök tamam, canım. Tamam. Hadi poğaça yap. Kaçırdığın şampiyonluğun hıncını çıkar. Hiç belli böyle olmaz. Böyle hani beni izledin ya böyle televizyonda böyle tacımla beraber. Onun hıncını çıkar. Oo, ben burada diskalifiye olmasaydım görürdünüz. Yuğur canım. Ay. Ekip arkadaşlardan çok özür diliyorum ya. Ben işte final olunca böyle Zeynep'ciğim kendimi kaybediyorum. İşte yani kazanamayacağını ben anlayınca normaldir Gönül. Hemen toplarım bunları tamam mı? Ay, benim zaten Gönül Yenekcik'ten kazanmam da. Sen iki kişiliksin. Ben Ahmet abiyi sevmezdim ama acımaya başladım ya da. Yok acıma canım. Vallahi benim. Canım benim. Kadın ay git. Çok git, özür git, dilerim. İstersen vallahi telafi edeyim sen, ben keseyim. İstemem sen git. Sen kazan tamam sen mı? Sen git. Bak gördüm senden yana benim ha. Tamam git. Ay. Bu hastası. Geçen sezon Gönül'ün hakkıydı. Gönül'ün hakkı olsaydı kudurup diskalifiye olmazdı. İşte kendi ayağını sıktı, kendi hata yaptı. İşte çünkü kazanamayacağını anladı. Ne alaka? Kızlar! Ay bir susun. Bu sezonla benim hakkım. Ana, ay bu da kendini fasulyecik. Ziyam hesapladı benim. Fasulyecik. Bu da şampiyon olacağını zannediyor burada. Ziyam hesapladı gerçi bir kere. Gerçi bir şey değil mi? Tuğçe bile şampiyon Ziya. Olduysa. İnce yırtılacak şimdi yapmayın. İncecik arkadaş. Olsun dedim annem. Yırtılmasın. Dosta düşmana karşı baksana. Ama zafere giden yolda çekilen çileler kutsaldır. Ya. İki tane birden çile başımda. Birdiler iki oldular. Anne şimdi baklavalarımız hazır. 15 tane çıkarttık. Hepsine yemek kaşığıyla böyle içine de girecek şekilde üzerlerine tereyağı ve sırrı yağ karışımı koyuyorum. Sonra bunu böyle 180 derece bir 25 dakika falan fırına atarız. Zaten şerbetini yaptım. Bir su bardağı şekerli, 1,5 su bardağı suyu kaynattım. Kaynadıktan sonra limonunu içine attım. Ondan sonra bayağı bir öyle 10-15 dakika kaynadı. Zaten şerbet böyle koyulaştı. Evet. Sonra kapattım altını. O baklavalar çıkana kadar da soğuyacak zaten evet. Şerbeti. Sonra tatlı sıcak olacak. Şerbet soğuk olacak. Şimdi artık hazır. Eksiğimizi de tamamladım. Tamam. Fırına giriyoruz. Baklavalar fırında Seda ağlayıp durma. Ben yemin ederim dünden beri koridorlarda ağlayıp geziyorum. Ondan buradan ayrılacağım biliyorum, diye. Biliyorum. Hepimiz vallahi böyle bir melankoliyiz. Burayı çok özleyeceğiz. Birazdan tadıma geçeceğiz. Fakat tadıma geçmeden önce çok ilginç bir mesaj geldi. Aa, ne mesajı? Evet. Gerçekten hiç beklemediğim bir mesaj. Kimi ilgilendiriyor? Var mı birinden haber beklediğiniz? Yok. Gönül yine bir şeyler karıştırmıştır. Ay, Gönül'ün başının altından çıkar ama. Yine karıştırmaya çalışmıştır ortalığı herhalde. Yani açıkçası yayınlayıp yayınlamamakta da kararsız kaldık. Allah Allah. Ciddi mi o kadar? Bu yani son günü bozmak da demeyeyim ama yani kimseyi üzmek istemezdim aslında. Ben şimdi sadece bu mektubun kime geldiğini açıklıyorum. Kimi ilgilendirdiğini. Sevgili Gül ablacığım. Ay hediye mi yoksa balayı mı? Bu mektup sana geldi. Bu mesaj sana geldi. Ya.
Nedir sence? Yine papatyam demiştir. 13 Temmuz'da sabırsızlıkla bekliyorum demiştir. Seni seviyorum demiştir. Davetleri göndermiş olabilir. Evet, her şey olabilir. Her şey olabilir. Daha fazla bekletmeyeyim sizleri o zaman. Dinliyoruz. Buyurun. Hem izliyoruz hem dinliyoruz. Hemen çiftimizi buraya alalım. Alkışlarla. İyi günde, kötü günde, sağlıkta ve hastalıkta eş olarak kabul ediyor musun? Bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Gülüm, hayattaki en büyük arzum seninle tekrar bir yuva kurmaktı. Ne kadar tartışsak da senin kalbinin güzelliğini ben bilirim. Yıllarca kahrımı çektin. Bir gün of demedin. Ayrı geçirdiğimiz yıllarda bir gölge gibi beni korudun, gözettin. Hesaba katamadığım bir gerçekle yüzleşmek zorunda kaldım. Hayatımda üç önemli kadın var. Biri sen, biri kızımız, diğeri ise annem. Rahmetli annem dün gece rüyama geldi. Elinde bir kutu çikolata ile. Bu çikolataları yedirirsen ahirette iki elim yakandadır dedi. Annem seni yine istemedi. Çok sevmeme rağmen. Ama bu sefer onu ikna edebilecek gücüm, şansım yok. Seni çok severek senden ayrılıyorum. Kar gibi dede, beyaz. Dede ayrılıyor mu dede? Gelinliğin ile seni ardımda bırakıyorum. Elveda. Elveda. Murat. Murat. Hayatta beni kırmadım. Bir daha beni kaybetmeye göze almaz. Seni çok severek senden ayrılıyorum. Senden ayrılıyorum. Senden ayrılıyorum. Ne diyor? Ne dedi bu? Anlamadım ben. Ne dedi bu? Murat abinin ayrılık mektubu bu. Gül abla. Beni nasıl böyle bıraktı mı beni yani şimdi? 13 Temmuz'u gün aldık be. İnanmıyorum. Şaka şaka şaka. Hayır, olduğunu söyle lütfen şaka İyi. Deyin. Şaka deyin yönetmenim şaka İyi. Deyin ya şaka deyin. Şaka deyin Allah Allah. Dur, dur, dur. Üstüme geliyor. Beni bu gece her şey yoruyor. Yorma yorma. Hiç iyi değilim sorma. İkide bir aklıma gelip durma, durma, durma. Sana ne yaptıysam bu dünyada boş ver, görme, duyma. Bitti bak, ne geçti eline düşmüşüz. Milletin diline gitti bak. Ağlama yüreğim ödenir bu aşkın bedeli. Seni çok severek senden ayrılıyorum. 85 milyonu beni rezil edemezsin. Edemezsin beni rezil edemezsin. 85 milyon kişi önünde yaptık biz bunu yaşadık. Yaşadık biz bunu ya. Beni nasıl yaparsın bunu bana Murat? Geçti eline düşmüşüz. Milletin diline gitti bak. Nasıl yaparsın bunu bana? Nasıl yaparsın? Nasıl yaparsın bunu bana? Nasıl yaparsın ay, bunu bana? Olursun, nasıl yaparsın? Ama. Gel. Gel baba gel gel. Nasıl yaparsın bunu bana Murat? Nasıl yaptın bunu bana? Herkes izledi bizi.
beni rezil edemezsin. Ne olur dur. Edemezsin beni rezil edemez beni rezil. Dur dur bir sakin beni ol. Rezil gel. Edemez, beni edemez, dur, edemez, dur, edemez, dur, beni rezil ya. Edemez. Bize bir su getirir misiniz? Su, kolonya. Yapamazsın bunu bana. Ben çocuk muyum? Ben genç kız mıyım? Ben yaşımı başımı almış bir insanım. Neden beni kandırdın? Neden beni kandırdın? Sana ne yaptıysam bu dünyada boş ver, görme duyma. Bitti bak ne geçti eline düşmüşüz. Milletin diline gitti bak. Ağlama yüreğim ödenir bu aşkın bedeli. Ah benim kötü kaderim bitmiyor. Derdim kederim gitmiyor. Bir anne ne oldu? Kontra gelerdi. Neden bunu bana yaptın? Neden? Bak ne geçti eline düşmüşüz. Milletin diline gitti bak. Nasıl Medine yaptın abla, bunu gel, bana? Gel buraya. Nasıl oynadın benimle? Burada biz neler yaşadık ya? Gel. Neler yaşadık? Kavga ettik, barıştık, birbirimizi affettik. Yeniden başlıyoruz demedin mi sen? Demedin mi? Yine yaptı yapacağı da. Ay ne oldu? Gül abla. Gül abla yapma böyle. Yapma böyle. Haberin var mıydı senin? Yoktu Gül abla. Vardı haberin senin. Bir şey olacak, vardı düşecek haberin. Kalacak şimdi haberin ya. Haberin vardı senin. Sen çok iyi konuşuyordun onunla. Kız yoksa sen de ayırdın. Var mı haberin? Medine. Haberin var mı Medine? Söyle bana Allah aşkına söyle var mı haberin? Yok Gül abla. Elini ayağını yok, öpeceğim yok. Ne olursun var mı İnan haberin? Ki yok yok Gül abla yok yok. Benim haberim bile nasıl yok. Nasıl yaptın yok, bana? Yok. Senin haberin vardı. Bana vardı da akşam mesaj atmış ya. Vardı haberin. Senin haberin vardı. Ya vardı akşam mesaj atmış ama böyle diyeceğini söylemedi bana ya. Demedi yani. Ne dedi sana? İnanmıyorum sana, inanmıyorum sana, inanmıyorum sana. Gül abla, bak Gül abla. İnanmıyorum, inanmıyorum, inanmıyorum. Çekimlere ufak bir ara verdikten sonra yeniden buradayız. Sezonun son gününde Gül ablayı böyle üzmek istemezdim ama Murat abinin isteği buydu. Sizlerin arasındayken bu haberi alsın, daha kolay atlatır dedi. Peki nedir son durum Seda? Yani bizim için çok zor bir gün olmuş oldu Derya Hanım. Yani biraz daha iyi o haline göre. Bir saat kadar falan ara verdik zaten. Tansiyonu biraz oynamış. Kabulleniyor mu yavaş yavaş durumu? Yani mecbur edecek, ne yapacak ki? Ama çok üzgün. O kadar kırgın ki ve sürekli Medine ablayı suçluyor. Niye bilmiyorum. Gül abla kendini biraz daha toparladığında buraya alacağım. Daha detaylı konuşuruz. Gül abla çünkü çok güçlü bir kadın. Hala ben ümitliyim. Hala bir şeyler olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Ben iyi düşünmek istiyorum. Bakalım ilerleyen dakikalarda daha neler olacak. Üzerine konuşuruz. Şimdi tekrar günümüze dönelim. Bugün final. Yayının başında sizlere dedim ki buraya sürpriz bir şey gelecek. Gelecek olan şey... Kiminin hayallerini süslüyor, kiminin rüyalarını, kiminin umutlarını. Ay çatlayacağım, çok merak ettim. Görünce ne diyeceksiniz çok merak ediyorum. Keşke hepinizin olabilseydi. Ay ne o ya? Ben onu almaya gidiyorum. 60 bileziğin yanı sıra bu ünvan onlara çok şey ifade ediyor. Gözyaşı döktüler, emek verdiler. Kimi zaman kazandılar, kimi zaman kaybettiler. Ama tek bir şey için uğraştılar. Bu sezonun şampiyonu olmak için. Şimdi bu ünvan onlara gidecek. Bakalım bugünün sonunda 3. sezon Mutfak Bahane Şampiyonu kim olacak? Ay çok güzel. Ne okunamam her
olacak? Bu taç kimin başını süsleyecek? Ay, çok güzel. 60 bilezik kimin olacak? Mutfak Bahane'nin 3. sezon şampiyonu hanginiz olacak? Geçen sezonun şampiyonuna sormak istiyorum. Nasıl hissediyorsun? Var mı bir ihtimal? Niye olmasın Derya Hanım? Geçen sezon da oldum, birinci sezon da oldum. Neden üçüncü sezon olmasın? Hmm. Zarfından da 70 puan aynen çıktı. Aynen öyle, kendime de güveniyorum. Ve o tacı istiyorum. Geçen sezon taktım. Geçen sene ne hissetmiştin? Geçen sezon çok güzel ya. Şampiyon olmak bambaşka bir duygu. Burada becerini, hünerini kanıtlayarak o tacı takmak gerçekten çok güzel bir duygu. O unvanı sahiplenebilmek ayrıca bir duygu. Peki Seda, gözyaşları içerisindesin. Ben de ayrı bir duygusallık var çünkü ben çok bağ kurabilen bir insanım. Ay ağlamak istemiyorum, onu çok istiyorum. Yavrum benim. Ebru. Ben buraya ilk geldiğimde de dedim buranın kraliçesi benim. Triliçe olursa ablan önce. O bana ait. Cansu. Tam buraya çok güzel yakışır. Bu taç ve önlük senin olabilir mi? Yani tabii ki de umut ediyorum. İnşallah olur. Düşük puanlar da aldım oldu ama son zamanlarda toplamıştık. Yani neden olmasın, olabilir tabii ki de. Son ana kadar hiçbir şey belli olmaz. Peki o zaman artık bu taç ve bu önlük için, bu unvanın kimin olacağını öğrenmek için son tadıma geçiyoruz. Hadi tadım masamız son bir kez daha gelsin buraya. Evet, sezonun son tadımı için hazırız. Tadımı gönül yapacak bugün. Evet, aynen. Efsane yarışmacılarımız bir arada. Kimileri mutfağın arkasında, kimileri tadım masasında. Evet. Kaderleri benim elimde. Evet. Alıştı. Bir gün şunun olacağı hiç aklıma gelmezdi gerçekten. Vay, ister gelsin ister gelmesin. Bütün ekibimize, yönetmenimize, editörümüze çok teşekkür ediyoruz. Bize bu unutulmaz anı yaşattığınız için. Asıl ben teşekkür ederim. İnşallah siz hariç herkes birinci olur. Aa, ay, kalbi başladı. Kötü işte durun ya. Durun bir saniye, kalbi. durun. Şimdi tadıma başlayacağız. Ama bugün gerçekten çok üzücü bir haber aldık. Gül ablam. Bunu burada böyle yaşamanı gerçekten hiç istemezdim. Nasılsın? Derya Hanım, çok üzgünüm. Çok moralim bozuldu. İnanılmaz derecede yıkıldım. Ben şu an neden buradayım? Seda için buradayım. Böyle güzel bir günde, bu final gününde onu yalnız bırakamazdım. Onun için yanındayım Seda Hanım. Ben de senin her zaman yanındayım. Birlikte atlatacağız. Evet. Şimdi artık gelelim sezonun son tadımına. Tadımı gönül yapacak. Hadi başlayalım. İçini hiç çekmemiş Derya Hanım. Şöyle gösterebilirim. Ama gene de tadı fena değil. Peki. Ama içine biraz daha şerbet çekseydi çok güzel olurdu. Hı hı. Bakayım. Bunun şerbeti tam gözüküyor bakın. Ama bu da çok hamur olmuş. Elimden belli. Sıcak koymuşlar çok. Hamur olmuş. Hı hı. Hemen hemen tatları aynı ama bu hamur olmuş, bu çekmemiş. Peki. Üçüncü tabak bunlardan daha kötü. Niye derseniz içi kupkuru. Hı hı. Sadece dışına böyle bir şerbet konmuş gibi içi kıtır kıtır. Vallahi bu güzel. Bu olmuş mu? Çok güzel olmuş. Bakın, içinde çekmiş, kıtır kıtır da. Belli ya, bu sefer çok güzel oldu. Ahmet'le olmadığı için puanları kendim vereceğim, hür irademle. Tamam. Hak eden kimse ona vereceğim, bu tabak güzel şimdi ama. Şimdi ilk çeyrek altın gönülün verdiği puanlarla sahibini bulacak. Pür dikkat dinliyoruz seni. Derya Hanım, bu birinci tabak 7. Peki. Bu tabakla bu tabak neredeyse aynı olmuşlar. Buna da 7 diyorum. Tamam. Bu tabak 5 maalesef. Peki. Bu da 8. Tamam. Puanlar arasında çok fazla fark yok. Evet. Nispeten yüksekler. 7, 7, 5, 8. Bakalım son çeyrek altın kimin olacak? İlk tabaktan başlayalım. Bu 7 kimin?
açalım görelim bu yedi kimin? Seda'nın. Bir bakalım yapmışım dilleri destan. Daha başlarken sana ve sana çıkmasın diye dua ederek başladın. Yapıyorsun. Yani gelir gelmez yaptın yapacağını. Kız ya, yaptığın baklavaya bakar mısın? Ondan sonra bakıyorum. Konuş. Çok kötüyse bir verseydin o zaman. Puanını geri alamazsın. Kurallar var burada. Gerçi sen alışkınsın kural çiğnemeye. Allah'ını seversen. Şu sinirlerimi bugün oynatmayacağım. Niye sen severdin yanıkları? Bütün sezon çok kızarmış. Yanıkları ben sevmezdim. Ahmet severdi. Ha, bütün sezon Ahmet'e yanık tabaklarını çok kızarmış adı altında itelemedin mi? Bu tabağın hakkı aslında Seda'nın olduğunu bilseydim sıfır basardım gerçekten. Biliyorum. Evet. Hayret ya. Devam edelim. Sıradaki yedi. Cansuların. Hamur olmuş. Ya nasıl hamur olmuş ya? Gel bak istersen. Nesi hamur olmuş? Kız baklava hamur olmuş. Hamur filan olmadı o. Gayet de güzel. Bak en güzel bak şekillere bak. En güzel şekil bizim. Gayet de iyi çekti şurubunu. Hamur filan değil ya. Evet gayet iyi çekmiş. Lap diye sıcak şerbeti dökmüşsünüz. Çünkü sıcak tatlıya soğuk şerbet dökülür. Soğuk o. İlk önce şerbeti yaptık. O soğudu. Sonradan tatlı çıkınca döküldü. Öyle niye hamur olmuş o zaman? Bir de hamur olmadığını açıkla. Hamur ya Allah aşkına sen buraya bence sabote etmeye gelmişsin o yüzden. Hiç evet. Alakası yok canım. Olamadın ya son bir gün kala eğlenmişsin ya onun acısını çıkardın benim gelmişsin. Buranın taşsız kraliçesiyim. Anladın mı? Benim burada yemeklerimle ünvanım var. Ne ünvanı canım? Şu tatlıyı şu programa yakışacak şekilde şuraya koymam bile çok ayıp. Hayret yanık ya. Yanık yemeklerle ünvanım var. Hamursa 6, 5, 4 verseydin. Son tabak. Benimle hanımlar. Puanlarıma karışmayın. Şimdi bakalım çeyrek altının sahibi kim olacak? Ebru mu, Zeynep mi? Ay Zeynep mi? 8 puan verdiğin tabağı açalım Gönül. Öyle mi yapalım? Evet, 8'i açalım. Evet, sezonun son çeyrek altını kimin olacak? Gönül'den kim 8 puan aldı, kim 5 puan? Açalım görelim. Zeynep! İşte benim ne kadar adaletli olduğumu buradan bilin Derya Hanım. Yani Zeynep'e bile geldim şöyle hakkını verdim yani. Güzel yapmış. Bayıla yani bayıla şey yedin vallahi. Ay ama yine inat gitti ama Zeynep'e vermedi Hayriş'e verdi. Kimin eli vardı kız benim? Aa evet Hayriye teyze yapmıştır kesin bunu. Zeynep'in bilmiyorum yani. Peki ya 5 verdiğin tabak Ebru ve Medine? Ben kabul etmiyorum. Geldi nişastayla bile açabildiğimizi gördü. Paramparça yaptı hamuru. Nişastası çok özür dilerim. Unu doldurdun. Bildin tabii bugün bizim kazanacağımızı finalde bizim kanç. Alacağımızı anlayınca. Kanç. Tamam fesatlığından yaptın. Siz de marifetli olun da 2 dakika içerisinde benim kötü ettiğim hamur yerine başka hamur açaydın. Ben yine tabağı çıkardım. Ya, sen hamuru düzen, ben 2 saniyede neler yani. Yaptım burada. Benim bir Sedef ablam vardı hatırlıyor musunuz? Bak. Gönül, aman. Ben yine tabak çıkardım. Gönül ayrıca bugün mutfaklarda kasırga gibi esti. Neler neler yaptı. Şimdi onları izleyelim. Çekilin ya. Çekilin bile. Çekilin şuradan. Merdane, un. Mutfağım ya canım mutfağım. Ben bunda ne elimi yaktım. Canım mutfağım benim ya ay, canım. Ay psikolojisi bozulmuş. Ona bak. Kıyamam. Un. Çekilin be. Ne yapıyorsun ya? Çekilin. Allah'ım. Allah'ım. Ya. Kedi olalı bir fare çevir, tuttu. Çevir çevir. Gönül fırlat çevir. Havaya. Fırlat. Fırlat tut. Fırlat. Ne yapıyorsun? İşte yapıyoruz. Bunlar ne ya? Aa ne yapıyorsun? Kaçırdığın şampiyonluğun
hıncını çıkar. Hiç belli olmaz. Böyle hani beni izledin ya böyle televizyonda böyle tacımla beraber. Onun hıncını çıkar çıkar. Oh, ben burada müstalifiye olmasaydım görürdünüz. Yur gününüzü. Canım. Ay ekip arkadaşlardan çok özür diliyorum ya. Ben işte final olunca böyle Zeynep'ciğim kendimi kaybediyorum. İşte yani kazanamayacağını ben anlayınca normaldir gibi. Hemen toplarım bunları, tamam mı? Ay, benim zaten gönlüm gerçekten kazanmamda. Sen iki kişiliksin. Ben Ahmet abi sevmezdim ama acımaya başladım ya adama. Yok yok acıma canım. Vallahi benim. Vallahi acım. Ay, canım benim. Kadın ay git çok git özür git. Dilerim. İstemem öpme beni. İstersen vallahi itilaf edeyim sen, ben keseyim. İstemem sen git. Sen kazan sen tamam git, mı? Sen git bak gönlüm git, senden sen. Yana benim ha. Tamam git git. Ay. Ruh hastası. Sanki en çok sizin mutfakta mı durmuş? Mahvet etti ya. Beni bir köşeye, annemi bir köşeye attı, aldı hamuru, unu döktü, unu dökmekle kalmadı, parçaladı. Masasını sonra dedi özlemiş. Ki canım o benim masam masamdı. Dedi. Diskalifiye edildin ya, ay, o yüzden masana oturduk bir diskalifiye. Diye keşke siz de Eylül'de anladım. Başlayıp da Haziran'a kadar devam etseydiniz de yarışmaya bir gün kala diskalifiye olsaydınız emin da ol. Şurada ben de sizin önünüzde diz emin çökseydim. Ol. Ben 9 ay boyunca burada hiç elenmeden şuraya şunu şunu çıkarıp tamam mı altınları alıp bunlar sinir krizi geçirirken ben orada hamur açarken seneye bak. Diskalifiye olmuşum olmamışım sana, ben buranın taşsız kraliçesiyim anladın mı? Emin ben ol. Bu tacı takınsam ne olur takınmasam biz ne olur? Yeter be. Aa gidiyor. Yeter. Gönül. Canımı da sıkmayın beni de. Kaçı. Hesaplığından bile tacı kaçırdı. Aldı gitti tacımızı. Aa üstüme iyilik ay, sağlık geldi. Ya. Ben geldi, bunu böyle kaptırayım. Hesap dedim ben size. Baş köşemizde dursun. Hesap kıskanç. Deryan iyi misiniz? Kıskanç. Ah kıskanç. Eylül'de gelseydiniz gözümün önünde dursun. Ay hanımlar. Şimdi Gönül'de ciddi bir yara var. Onu da anlamak gerek. 9 ay boyunca gerçekten bu mutfakta yarıştı. Onu da yani siz kalaydı bilmiyorsunuz o zaman. Ama... Kalaydı o zaman. Burası onun için çok önemli. Ama beni alakadar etmiyor. Diskalifiye olmasaydı bakın, o zaman. Bakın bakın geçen sene programı bitiriyorduk. Kayıtlar bitti. Çekim falan yok. Geliyor buraya mutfağa şeylerle konuşuyor. Kepçelerle falan konuşuyordu. Gel. Yani bu mutfak onun için çok önemli. Ha, Eylül'de geleydiniz dedi ya. Eylül'de biz geleydik haftasına yollardık onu. Anam. Çok geçmezdi. Ay bunlar da var ya kendini yani. Tamam. Ya olmasam da gürlüyorsun işte. Bizim öyle vallahi deme bizim hamurumuz biz... yarısını aldı. Sakin olun Gönül'ün elinden zor kurtardım bu faunusu. Aman bugün gözünüzü ayırmayın. Bence her an de. Tekrar gelip bir şeyler yapabilir. Atla şunu tamam oradan mı? Masadan atla. Şimdi kutu gelsin. Siz bugün baklavanızı nişastasız yaptınız. Sadece 5 puan aldınız. Belki de son çeyrek altın sizin olabilirdi. Ama onun karşılığında... İnşallah değmiştir. Mavi zarfı seçtiniz. Ve bakalım bu mavi zarftan şimdi ne çıkacak? Kim kırmızı demişti? Gönlünden aklından kırmızı geçen var mıydı? Biz hiç kimse tahminde bulunmadı. Kırmızı zaten. Giydim kırmızı olsun bakalım demiştim. Kırmızıda ne varmış? Turuncuyu da sen varmış. Açarsın. Açalım kırmızıyı. Güzel başlıyor. Ay ben biliyorum ya. Ya. Hep var ya onun kem gözlülüğünden. Kırmızı var, seç çok dedim. Kem gözlüsün. Kırmızı seç dedim daha ne yapayım sana? Ya. Bak kırmızı seçseydi ne olacaktı? Artı 100 puan. Yat yerlere yat kızım. Çünkü artı 100 puanımız gitti biz şampiyonluk. Hatta artı fazla 100 puanımız vardı. Ben bunu görmüyorum. Ters kapatıyorum. Görmemiş de oluyorum. Ben buraya bırakıyorum. Ya. Ben onu görmedim. Bilmiyoruz. Duymadık görmedik tamam mı? Geri saramazsın. Bu bir gerçek. Mı? Sus. Orada. Yok o yok. Psikolojim bozuldu yok. Açayım mı? Değil açmayın. Maviyi Ebru, seçti ben kırmızı gitti, seçtim. Gitti, çok gitti, büyük bir fırsatı elinin ya, tersiyle itti. Ebru nasıl yaparsın kızım nasıl yaparsın ya? Kırmızı olsun beş fazla olsun diye söylemekten dilimle tüy bitti ya. Allah korusun. Bana güvenmedin. Ah, başım dönüyor ciddiyim. Ya onu bir kapatabilir miyiz? Gördükçe daha çok sinirlerim. Olsun böylesi daha heyecanlı. Devam edelim bakalım turuncu zarftan ne çıkacak? Ay ben ondan da iyi bir şey çıkardım.
Ay. Allah'ım içime sular serpildi ya Rabbim. Arka arkaya 5 defa ceza çarkı çevireceksin. Yemin ederim içime sular çok serpildi. Şükür. Şundan sonra o var ya bana ilaç gibi geldi. Kesin çıkar artık bundan sonra. Direkt mavi zarfı seçtiniz. Hiç düşünmeden. Yani burada defalarca tekrar ettiğim bir kuralımız vardı. Biz burada eşimizin tabağını aramıyoruz, değil mi? Bunu çok net bir şekilde biliyoruz. Biz burada sadece ve sadece lezzeti değerlendiriyoruz. En lezzetli tabağa en yüksek puanı veriyoruz. Evet. Şimdi elimde tuttuğum bu zarf bunun tam tersi. Çünkü bu zarfla... Eşine tadım öncesi tabağını söyleyebilirsin. Aa. Neyse 100 puanın yanında hiçbir şey ama. Ya söylesem ne değişecek? Ne değişecek? Bir tane artı 5. 100 puan gitti ya. 100 puan olsaydı. Biz şurada söylemesem artı 1'li bilezi kaldık ya. Onu sevin bence. Şimdi Ziya'ya hangi tabağın senin olduğunu söyleyeceksin ama yine de Ziya'ya kalmış sana yüksek puan verip vermemek. O yüzden artık erkeklerle tadıma devam ediyoruz. İlk olarak Ziya geliyor. Hoş geldin. Hoş buldum Derya Hanım. Bugün zarfınızdan çok ilginç bir şey çıktı. Çok merak ediyorum. Çıkmayanlar arasında artı 100 puan var. Şaşırmadım. Yine çıkmayanlar arasında 5 kere ceza çarkı var. Ona gerek yok. Ve çıkan bugün Ebru'ya sana hangisi onun tabağı olduğunu söyleme hakkı verdi. Hmm. Ebru hangisi senin tabağın? Tam ayırt edemedim ama dördüncü tabak bizim tabağımız gibi duruyor Derya Hanım. Bir bakın isterseniz. Doğru mu? Nasıl geliyor? Şimdi ona yüksek vermem mi gerekiyor? Sen bilirsin. Bence bir puan bir puandır annem yani. Sen bilirsin. Bugün bir şey demiyoruz. Zarftan çıkan bu. Sana vallahi kalmış. Vallahi kime çıksaydı herkes aynı 5 puanı verir geçerdi yani. Yani tamam. 1-1-5 yap. Şimdi hadi başlayalım o zaman. Kuru olmuş, sanki biraz da pişmemiş gibi. Belli zaten. Bakın açık açık gösteriyorum. Peki. Kuru olmuş. Şerbet tadı gelmiyor bundan. Çok sası olmuş. Bunun tadı bundan güzel. Peki. Biraz fazla kalmış. Belli zaten. Sesleri duydunuz mu? Mükemmel. Çok güzel tabak. Çok da parlıyor, gözlerim alıyor. Ama bizim tabağın nişastası eksikti. Bak doğru Allah söyleyeyim. Allah Allah, neden acaba? Kıtır kıtır değil. Zaten nişastası eksik olduğu için tamam tadı güzel geliyor ama biraz da eksik bir tadı var. Hı. Belli oğlum, yani. Nişasta. Ne? Oğlum nişasta içine değil. Biliyorum. Hamur açmıyor mu nişastayla? Nişasta eksik olunca ne oluyor? Ama eksiklerini söyledim zaten Derya Hanım. Tamam. Belli. Hangi tabağa kaç puan veriyorsun bu durumda? Haksızlık yapmayacağım. Çünkü bu kuru zaten birlik tabak. Tamam. Buna 2 vereceğim. Bu zaten belli. Tadı yok. 1. Şerbet olmamış. Vallahi doğru söylüyorum. Bu zaten kuru takır takır gördünüz. 1. Buna 5 vermeyeceğim. 4 vereceğim. Hadi şimdi laf söyleyeyim. Hadi ne? 1 puan. Evet. Sen var ya. Final günü her bir puan çok önemli. Bak Ziya. Günün sonunda. Kız 1 puan bile gerçekten çok günün önemli. Günün sonunda. Ya, anlatamıyorum ki. Şaka yaptım, inandınız mı? Bir puanla kaybederse bu şu an senin vermediğin bir puanla olabilir. Ben şaka yaptım Derya Hanım. Geçti. Tepkilerini ölçtüm. Geçti. 5 veriyorum ona. Geçti ya, verdik. Geçti öyle bir şey. Ama Derya Hanım yazmadı. Yo, yazdım. 5 veriyorum, şaka Ziya yaptım. Son kez soruyorum. 5 mi 4 mü? Ben tepkilerini ölçmek için yapmıştım. 5 veriyorum.
Çok da ciddiyim. Tamamdır. Ben olsam 2'yi bile vermem. Ebru'nunkini bir açalım. Ebru'nun çıkmazsa ne olacak şimdi? Bir de o var. Kandırdık deriz biz de sana. Bakalım Ebru ama çok doğru yorumlar yaptı. Tabağı yani. Doğru mu söyledi? Bazıları dizi izler, bazıları bizi. Ebru. Sanki kendi bulmuş gibi. Ben bir şey söyleyeceğim Derya Hanım. Evet. Evet, bir puan bizim için bir puan ama ben o tabağın bir beşlik tabak olduğunu düşünmüyorum. Ben adaletli olarak davranıyorum ve ben Ziya'yı gerçekten çok adaletli bir insan olarak biliyordum ki... ...yemin ediyorum size asla hak yiyen bir insan değil. Değil. Ama o birinci tabak ikilik bir tabak da değil Ziya'cığım. Tamam, bana gel beş vermiş olabilirsin. Son ya. Finaldeyiz. Ama tamam. Hak yenilmesi bilmiyorum. Bana hak göre yenilmek değil. Yani. Hani bak çok doğru şeyi söyleyeyim sana. Burada benim yerimde kim olsa gidip kendi tabağına 5 verecek. Ya tabii ki de verir ama sen onları boş ver. Herkes kendi kişiliği ne biliyorum. Kişiliği de biliyorum. Yarışıyoruz. Tamam kendi kişiliğimiz doğru haklısın ama yarışıyoruz yani. Devam ve edelim. 3 numarayı açalım. O tabağa 1 puan verdin. Bu bir kimin? Açalım. Seda. Vallahi Gönül az önce eline aldı. Çıtır çıtır afiyetle de yedi. Senin gibi batmıyor deyip hiç güç uygulamadan böyle bir bu hareketleri yapmadı. Eliyle ki Gönül, bak şimdi ki Gönül yani. Onu geçtim. Evet fazla kızardı. Bilerek fazla kızartmak istedim. Zaten o tabak sana çok fazlaydı. Teşekkür afiyetle ederim. Afiyetle olmasın. Elimle yemem ben bunu. Şimdi bir tabak 2 puan aldı. Diğeri 1 puan. Normal şartlar altında ha bir ha iki dersin ama bugün her bir puan önemli. 2 verdiğin tabağı açalım. Bu tabak Zeynep'in mi Cansu'nun mu? Açalım. Zeynep 2 puan, Cansu 1 puan. Çok adaletsizliktir bu. Gerçekten öyleydi. Biz çeyrek kaldık biliyor emin musun? Emin olun ki Emin abiden daha çok adaletliyim. Peki erkeklerin ilk tadımını bitirdik. Ziya sen takımınla gayet böyle damat hı-hı gibi olmuşsun. Ebru bu elbise de zaten senin nişanlığına çok benziyor. Evet çok benziyor. Aynı ben olmuşuz bugün. Evet. Şimdi burada yarışıyorken nişanlandınız. Çok da güzel bir nişan töreni yaptınız. Hı-hı. O görüntüleri bir hatırlayalım, izleyelim. Destan belli ki çok eğlendiğiniz bir nişan töreni olmuş. İnşallah düğününüzü de görürüz. İnşallah. Peki çok merak ettiğim bir konu var. Düğünden sonra nerede oturacaksınız? Karar verdiniz mi? Evet. İstanbul'da. Konya'da. İstanbul'da. İstanbul'da mı? Evet. Konya'da. Evde öyle dedin ya. Hatta İstanbul'dan ev aldın. Anahtarı da buraya getirdin ya. Ya biliyorum hani mu? Sen İstanbul'da oturacağımızı zannediyorsun ama Konya'da oturacağız. Ben annemin sözünü ay, dinliyorum sen maalesef. Ay sen ne yanar dönersin. Sen ne yanar dönersin. Peki, İstanbul'da Ebru, oturulacak. En son aranızda ne konuştunuz? İstanbul'da oturulacak diye konuşuldu. Peki bakalım erkekler locada ne konuşmuş? Sana bir şey diyeyim mi? Seda şampiyon olamasa var ya bu akşam kıyamet kopar burada. Niye? Stüdyoyu yıkar. Bir sezon emek verdi. Bir söz denemek varsa ne olur abi yani sonuçta Zeynep geldi. Zeynep bir günle de olsa o şampiyonluğu hak ediyor alacak da görürsün. Yok yok ya Zeynep. Seda çok yemekleri yaparken Zeynep... çok dağınık yapıyor. Bak, Zeynep bak. Seda'nın eline su dökemez biliyorsun. Bak işte, bak. Seda burada 10 ayını verdi sezonunu verdi. Zeynep dün geldi şampiyon olacağım diye bir vallahi, de. Bir günle olur. Olmaz. Olur da hakkı. Hakkı değil. Hakkı İnşallah olur. Seda şampiyon vallahi olur. Harun abi ben Ebru'dan ümidimi kestim. Biz şampiyon olamayız ya vallahi ümidim hiç yok benim. Vallahi. Herhalde tek eşine güvenen benim. Cansu'ya ben güveniyorum yani. Biz şampiyon olacağız. Cansu'ya. Cansu olacak tabii. Cansu'ya güveniyorum. Ama dün çok güzel pasta yapmıştı. Ben de tabii dün inandım. Yani. Dün güzel. Olabilir. Kendini yani son anda. Allah Allah. Çevireceğiz. Siz yeni nişanlandınız değil mi?
Nerede oturmayı düşünüyorsunuz? Vallahi Ebru İstanbul'da oturacağımızı zannediyor ama ben anneme söz verdim, Konya'da oturacağız. Hadi ya, vallahi. Haberi yok mu? Haberi yok ama Konya'da oturacağız, ben onu götüreceğim Konya'ya. Eyvah eyvah, sizin yani bizimkiler de İzmir diyorlar ama hiç haberleri yok, biz kardeşimle ayrılmayız ki. Doğru, ayrılmayın, ben ayrılmamamız lazım. Yani. Bu zamana kadar ayrılmamışız. Canım oğullarım. Bir ay dırdır yaparlar, sorsalar bizde yani. De öyle. Hiç, en güzeli. Canım, 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 oğlum, bir tanem, paşam, aslanım. Kurban olurum seni verene. Canım annem benim. Paşam sen hiç benim ya. Sen hiç üzülme. Oh be. Ben paşam bir şey söyleyebilir miyim? Benim oğlum ya. Benim oğlum benim. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben şu an o kadar rahatım ki. Çünkü neden? Mehmet Cansu'yla Kore'de yaşamayı düşünüyor. Sen de diyorsun ki ben yazıyor. İkizimi bırakmam. Ama ikizim seni sen bırakıp gidecek. Sen öyle şunu san. Da söylüyorum. Son kez soruyorum. Nerede yaşayacağız diye. Son kez soruyorum. Bir daha sor bakayım. Duyamadım. İdrak edemedim de bir daha sor. Bir saniye. Şuradan elime bir şey alabilir miyim? Sor sen sor. Sana son kez soruyorum. Duyamamıştın ya. Tekrar söylüyorum. Nerede yaşayacağız diye. Tamam. Ya. Bir dakika düşünüyorum. Konya'da. Biliyordum Konya diyeceğini. Biz tadıma devam edelim. Emin geliyor. Emin hoş geldin. Hoş buldum Derya Hanım. Çok şık olmuşsun bugün. Evet, bugün sezon finali. Ona yakışır giyinmek istedik. Çok iyi yapmışsın. Evet. Hadi başlayalım tadıma. El sarması baklava var. İçine hiç çekmemiş, dışına gelmiş, içi kupkuru zaten, hı hı. Yufka belli. Kötü bir tabak. Bunu kim yaptıysa aşırı yumurta kokuyor, gelip gene tadıp değilecekler. Derya Hanım, sizden rica edeceğim, bakarsınız buna. Aşırı kötü. Peki. İki tabağa göre biraz daha iyi. Hı hı. Bu kötü çıkarsa favori tabağım olabilir. Peki, son tabaktayız. Bunun içi hafif kuru ama müthiş bir tabak. Yani lezzeti, hı hı. O kuruluğu vermiyor. Dışı bayağı bir şerbet çıkmış. Zaten tuturken belli oluyor şerbetinden. Hı hı. İçinin o kuruluğunu yansıtmıyor. Çok güzel bir tabak olmuş. Tamam. Ellerine sağlık. Dinleyin puanlarını, nedir? Hangi tabağa kaç İkisi puan aynı. Veriyorsun? Bir. Evet. Bunun hakkını yemeyeyim, 3 veriyorum. Tamam. Oraya da 5. Puanlarımız 1, 3, 5. İlk biri açalım. Açalım. Ebru 1 puan. Vallahi ben burada verilen puanları zaten kabul etmiyorum. Gönül Hanım'ın bize yaptıklarını gördünüz. Bende bir sıkıntı yok. Ben yine tabak çıkardım en azından. Üçüncü tabakla devam edelim. Bu tabak 3 puan aldı ve bakalım kimin? Seda'nın. Evet, fırında fazla kaldı. Çünkü unuttum, burada Gül Anne ile zor anlar geçirdik. Dışarı falan çıkmam gerekti. Ama yanık da değil. Sadece yanık demedim. Sert. Teşekkür ederim. 3 puanı şu an diğerlerin bir verdiği için teşekkür ediyorum. Eline sağlık. Sen şimdi, zaten beni hep favori gösterdin bugüne kadar. 5'i Zeynep'e mi yoksa Cansu'ya mı verdin? Tahminim Cansu'nundur. Ah beni var ya Allah. İyiler. Dün ya gördünüz. Ya var ya gerçek şu ocağı da ben fırlatacağım kafana. Kız onları ya. Almıştım ya ben senden. Yok geri sakın. Aldım ben Derya Hanım. Tatlılarda bayağı iyiler. Gel açalım 5'i. Açalım. 5 alan Cansu. Teşekkür ederim. Ya sen şuradan yazdın ki sağlık. Ya. Emin evet, oğlum. Gerçekten damak... eve gelmiyorsun yani ama. Yani o şerbet yerine su koydu, su. Senin nasıl bir damak yapın var? Nasıl bir şeysin sen? Yani ne yapmaya çalışıyorsun? Herkesin bir verdiği tabağa nasıl 5 verebiliyorsun? Sana bir şey söyleyeyim mi? Ya sen gerçekten git hayatımdan ya. Bir konuşayım dur. Buraya beni şunlardan ziyade sabote etmeye gelen tek sensin kişisin. Sensin şu. Konuşmama müsaade edecek misin? Edemem ya. Yumurta kokuyor ne ya. Ne yumurta kokuyor? Vallahi yumurta bile yumurta. Yok ya. Yumurta bugün yok yok. Ben bu yok, masada... Yok yumurta yok. Ne yumurtası? Kötü bir tat var. Yumurta gibi geldi. Allah'ım ya dünden beri sana bir şey söyleyeyim yumurta mi? Yemin ederim eve gidip senin kafanda yumurta kıracağım. Yani Emin ve Zeynep tadında da anlaşamıyor.
mutfakta da anlaşamıyorlardı. Yok, yok yani. Ne yapacaksınız siz böyle belli değil. Ama ben burada mutfakta çok iyi anlaşan bir çift biliyorum. Murat abiyle Gül abla. Neler yaşamışlar o anları izliyoruz. Bir yemek kaşığı tereyağı atıyorsun önce. Atalım tereyağını. Yumurtaların akını sarısını ayır. Devam. Dur. Yavaş git, yavaş git, yavaş git, yavaş git. Tamam, çek. Yine bir gül nigar aldı bu gönlümü. Ha. Titretti ruhumu aldı bu gönlümü. Bravo. Helal olsun. Evet, maalesef bu güzel görüntülerin sonu da güzel olsaydı. Ama bugün çok çok üzücü bir haber aldık. Gül ablanın da ağlamaktan gözleri şişti. İyi misin? İyiyim. Evet, birazdan neler yaşadık? Onları da izleyeceğiz sizlerle. Şimdi Mehmet'le tadıma devam ediyoruz. Ay, ikizlerin yolları ayrılıyor mu yoksa? Farklı takım giymişsiniz ilk defa. Evet, takımda bir beceremedik aynı takımı almayı da. Onun dışında ayrılacak mısınız? Yok yok, onun dışında asla ayrılmayız asla. Peki, hadi gel başlayalım, afiyet olsun. Yani sezon finaline yakışır bir tabak. Güzel. Beğendim, güzel. Bunun şekli olmamış. Ama tadına bakalım. Bu daha tatlı. Birinci tabak daha tatlı buna göre. Tamam. Ve şekli olmamış zaten. Bu tabağın içinde bir yumuşaklık var biraz ya. Hamurunda. Yani biraz hoşuna pişmemiş gitmedi. Bu. Birinci tabak daha tatlı geldi bana. Devam edelim. Dördüncü tabak. Bu da çok sert olmuş ya. Ve şerbeti de yani birinci tabağı ben beğendim. Tamam. Diğer tabakların şerbeti birbirine göre az yani. Bu da zaten şekli olmamış. Söyle o zaman, hangi tabağa kaç puan veriyorsun? En güzel şekil ve tadı olan bu. 5. Tamam. Buna hadi 2 diyelim. Peki. Bugün 1 vermeyeceğim. 3. 3. Puanlarımız 5, 2, 3, 3. Gel buradan başlayalım. Dördüncü tabağı açalım. Açalım. Seda, 3. Ya hamuru çok sert olmuş, biraz kesemedim ama. Yani evet sert ama Gül anne çok zor anlar yaşadı. Yanına gittim ama çok lezzetli bir tabak. Bari 4-5 verseydin ya. Buna da 3 puan verdin. Açalım görelim. Zeynep, 3 puan. Şaşırmadım artık. Eline sağlık. Afiyet olsun. Birinci tabak daha iyiydi. Birinci tabakta birinci tabak. Açalım görelim, evet. Bu tabak kimin? Mehmet buna 5 puan verdi. Cansu'nun mu, Ebru'nun mu? 5 puan alan Cansu. Şükür. Allah'ım. İşte. İşte bugünleri de mi görecektim? Gerçekten şu an ağlamak istiyorum yani. Kaç gündür yani alıyorsun ya zaten. Durdun. Sezon finalinde mi öğrendin ya? Tatlı yapmayı yakın. Ay, öğrendi. Tatlıya bakın. Zeynep'inkine yumuşak dedi. Bununki dağılıyor yani. Tatlı yok ortada. Vıcık bir hamur. Peki Mehmet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu tadımı da bitirdik. Şimdi Gül abla karşımda kocaman bir gözlükle oturuyor. Güneş gözlüğüyle. Neden bu halde? Bir mektup geldi. O mektupta neler yazıyordu ve neler yaşandı? Buyurun izliyoruz. Ben annemi babamı kaybetmiştim. Onlar beni göremediler. Yani ne çocuğumu görebildiler torun olarak ne de beni gelinliklerimle görebildiler. Gerçekten birbirini seven insanlar bir araya gelsinler, evlensinler, yuvalarını kursunlar. Gülüm, hayattaki en büyük arzum seninle tekrar bir yuva kurmaktı. Ne kadar tartışsak da senin kalbinin güzelliğini ben bilirim. Yıllarca kahrımı çektin. Bir gün of demedin
ayrı geçirdiğimiz yıllarda bir gölge gibi beni korudun, gözettin. Hesaba katamadığım bir gerçekle yüzleşmek zorunda kaldım. Hayatımda üç önemli kadın var. Biri sen, biri kızımız, diğeri ise annem. Rahmetli annem dün gece rüyama geldi. Elinde bir kutu çikolata ile. Bu çikolataları yedirirsen ki elim yakandadır dedi. Annem seni yine istemedi. Çok sevmeme rağmen. Ama bu sefer onu ikna edebilecek gücüm, şansım yok. Seni çok severek senden ayrılıyorum. Kar gibi beyaz gelinliğin ile seni ardımda bırakıyorum. Elveda, elveda. Murat. Hayatta beni kırmaz, o bir daha beni kaybettiği göze almaz. Evet, mektuptaki sözler gerçekten çok acı verici. Peki sonrasında burada neler yaşandı? Gül abla buradan ağlayarak dışarı çıktı. Şimdi o görüntüler geliyor. İnanmıyorum. Şaka, şaka, şaka. Hayır, olduğunu söyle. Lütfen şaka İyi. Deyin. Şaka deyin yönetmenim, şaka İyi. Deyin ya. Şaka deyin. Üstüme geliyor. Beni bu gece her şey yoruyor. Yorma, yorma. Hiç iyi değilim sorma. İkide bir aklıma gelip durma, durma, durma. Sana ne yaptıysam bu dünyada boş ver, görme, duyma. Bitti bak, ne geçti eline düşmüşüz. Milletin diline gitti bak. Ağlama yüreğim, ödenir bu aşkın bedeli. Seni çok severek senden ayrılıyorum. 85 milyonu beni rezil edemezsin. Edemezsin beni rezil edemezsin. 85 milyon kişi önünde yaptık biz bunu, yaşadık. Yaşadık biz bunu ya. Beni nasıl yaparsın bunu bana Murat? Geçti eline düşmüşüz. Milletin diline gitti bak. Nasıl yaparsın bunu bana? Nasıl yaparsın? Nasıl yaparsın bunu bana? Nasıl yaparsın ay, bunu bana? Nasıl yaparsın? Ay gel. Bitmedi sevdam, sen beni terk edin. Nasıl yaparsın bunu bana Murat? Yeniden başlıyoruz demedin mi sen? Demedin mi? Yine yaptı yapacağını. Senin haberin vardı. Bana vardı da akşam mesaj atmış vardı ya. Vardı haberin. Senin haberin vardı. Ya vardı akşam mesaj atmış ama böyle diyeceğini söylemedi bana ya. Demedi yani. Ne dedi sana? İnanmıyorum sana, inanmıyorum sana, inanmıyorum sana. Gül abla, bak Gül abla. İnanmıyorum, inanmıyorum, inanmıyorum. Sen biliyordun. Biliyordun. Ne olur sakin ol, yalvarıyorum sana. Biliyordun sen, ben rezil oldum. Ben 85 milyona rezil oldum. 85 milyona rezil oldum. Bak ben çocuğuma ne diyeceğim ben? Ablacığım, topladın mı biraz? Kendine geldin mi? Ne yapabilirim başka Derya Hanım? Tabii ki topladım. Mecburen toplayacağım. Yapacak başka bir şey yok. Ama şunu söyleyeyim. Buradan Murat'a ve Medine'ye hakkımı helal etmiyorum. Çok kırgınım sana Medine.
Bak yalan. Niye? Ben böyle bir şeyi diyemezdim. Yani Murat abi gece rüyamda annemi gördüm, ben bunu kabul edemeyeceğim diye bana mesaj atmış. Ben de zaten sabahleyin gördüm. Ama sabahleyin de o kadar çok heyecanlıydı ki Gül ablaya ben bunu yapamazdım asla. Bilmiyorum, ben de bilmiyordum. İnanın böyle bir şey diyeceğinden haberim yoktu. Ben asla inanmıyorum sana. Dediğim gibi hakkımı helal etmiyorum. Ama Derya Hanım, yıkılmadım, ayaktayım. Peki. Bu da artık son sözün olsun. Bakalım bizi daha neler bekliyor. 13 Temmuz'a gün almışlardı. 13 Temmuz'a böyle günleri sayıyorken bugün ayrılık haberiyle sarsıldık. Yine de ümit kesilmez. Şimdi tadıma Harun'la devam ediyoruz. Sezonun son tadımını Harun'la yapıyoruz. Şu anda son puanları vereceksin. Ve toplam puanlar birbirine inanılmaz yakın. İnanılmaz yakın. Haydi başlayalım. İçinden buram buram çiğ kokusu geliyor. Şerbetini almamış. En azından şerbetini almış bir baklava. Diğerine nazaran daha iyi. Bunu ne yaptılar? Üstüne karabiber mi serptiler? Bu baklavanın başına bir şey gelmiş ya Derya Hanım. Tadında da böyle çok bir şey, yanık şeyi var, tadı var. Sorarız. Nedir puanların? Sezonun son puanları. Hiç olmamış bir. Yani işlerinde yiyebildiğim 5. Bunu yapan arkadaşı tebrik ediyorum. Yani o yanıklığı şeyi nasıl yakaladıysa. Buna da 1. Bunun 1'lerden bir tık da olsa şerbetini çekmişliği vardı. Ona da içtiyse 2 verelim. Evet. Değişiklik olsun. Haftanın değil, günün değil, sezonun son puanları. Son puan 2'ydi. 1, 5, 1, 2. Son kararın mı? Son kararın mı? Üçüncü tabağı açalım. Ebru. O tabağın başına neler geldi yani o baklavanın başına? Gerçekten şöyle söyleyeyim yani o üzerindeki yanıklıklar, bu üzerindeki şeyler olmasa, çünkü damağı vuruyor, gerçekten iyi bir tabak olabilirdi. O tabağı ben o kadar güzel bir şekilde çıkartırdım ki gönül gelince burada bütün yani kötü enerjisini de bıraktı. Hiç modum da yoktu yani, hiç iştahım da yoktu. Size bir şey söyleyeyim mi? Bir gönül geçmiş anladım. İki verdiğin tabağı açalım. Cansu, 2 puan. Gerçekten anlamıyorum ya. Anlamadığın kısım, evet yani el sarması. Neyi olmamış? El sarması baklava yapmaktan anlamıyorsun, onu anladım. Yani ne şerbetini almış, içindeki çiğliği zaten görüyorsunuz. Buram buram çiğ kokusu geliyor. Biz de senin adil olmadığını anladık. Gelelim artık sezonun son 5'ine. 2 ezeli rakip arasında kaldı. Bu 5'i alan Zeynep mi, Seda mı? Sezonun son 5'ini alan açalım. O zaman hayırlı olsun. Zeynep! Ya işte bu ya, şaşmıyor. Adam şaşmıyor ya. Lezzetten anlayan tek insan. Aynen. Sonra puan verdi, ben anlamadım. Seda 1 puan. Yani bu son günde bile yapacağını yaptın. Bütün sezon emeklerimi yedin. Ben, gelmişsin burada Zeynep'in tabağını arıyorsun. Locada gidiyorsun, Zeynep'i övüyorsun. Beni gömüyorsun. Ben bıktım artık. Ya
şeyi geçtim ya. Bir insan evladı bugün bari yapmaz. Kendi ellerine şampiyonluğumu da aldın. Rahat evet. dur. Tamam mı? Huzurla uyu bu gece. Evet, Zeynep, geçti Allah. Gitti artık her şey. Ok yaydan çıktı. Bütün puanlar verildi. Artık o büyük ana geldik. Masamız gidiyor ve sezonun şampiyonunu açıklamak için herkesi ortaya davet ediyorum. Heyecan dorukta, kalbim yerinden çıkacakmış gibi sizi son bir kez burada beraber görmek inanılmaz bir duygu gerçekten. 4 hafta boyunca beraber yarıştınız, iyisiyle kötüsüyle. Zeynepler sonradan geldi. Şimdi önce günün birincisini açıklıyorum, sonra da 3. sezonun şampiyonunu. Günün birincisi 1 puan farkla 20 puan alarak sezonun son gün birincisi bir puan farkla Cansu! Oh. Tebrikler! Teşekkür ederim. Yarışıyor eşler şahane. Ekran başına başlıyoruz hadi. Günün puanlarını da okuyayım. Cansu'lar 20 puan aldı. Zeynep'ler 19. Seda'lar 15. Ebru'lar da 14. Ve şimdi gelelim en can alıcı kısma. 10 ayın sonunda kim buradan şampiyon olarak ayrılacak? 4 hafta boyunca topladığınız puanlarla... Şimdi aranızdan biri bu tacı başına takacak, önlüğü önüne bağlayacak, 60 bileziği kazanacak ve o ünvana sahip olacak. Sezonun şampiyonu. Zeynep, ne hissediyorsun? Sen olabilir misin? Kim hak ediyor? Hak etme konusunda dürüst olmak gerekirse Seda'nın hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü ben son 3 bölüm geldim zaten. Sezonun başında gelseydim zaten kimseyi bırakmazdım. Ama gönlümden her zaman Seda geçiyor. Cansu, sen kazanabilir misin? Yani kazanabilirim ama kazanmasam da yine de burada olduğum ve sizleri tanıdığım için çok mutluyum. Eğer ben olamazsam Eltim ve kaynım olsun istiyorum. O zaman hemen onlara da soruyorum. Ebru, Ziya, Medine, ne düşünüyorsunuz? Ya ben her zaman olumlu düşünmeyi tercih ediyorum. Yani çok savaşlar verdik. Evet, benden önce Seda vardı. Onun emeği hiçe sayılamaz. Ama hani bilmiyorum. Her an her şey olabilir. Burası mutfak bahane. Çok heyecanlıyım, konuşamıyorum da. Seda, bu şampiyonluk senin için ne ifade ediyor? Çok şey. Yani ben her şeyden önce geldiğim günden beri ünvan dedim. Çünkü hiç finali göremedim. İlk sezonun son 2 haftası gelmiştim. 2. sezonda Melih çok sabırsız olduğu için buradan erken ayrıldım. Hak etme konusuna gelince canı gönülden söylüyorum, çok hak ettim. Evet, şimdi sırasıyla açıklıyorum. Eşit puanla bu tacı, 60 bileziği ve bu ünvanı kaybedenler Zeynep Emin Hayriye, Ebru Ziya Medine. Her ikiniz de 330 puan aldınız. 60 bileziği kaybettiniz ve bu ünvana veda ediyorsunuz. Şimdi yer değiştirmenizi rica ediyorum. Evet, şu an Cansular ve Sedalar var yanımda. Birazdan ikinizden biri
bu tacı başına takacak. Zeynepler sonradan geldi. Bir ihtimal belki şans eseri alabilirdiniz ama Ebru aslında burada bu zafere yakındı. Ne düşünüyorsun? Yani en çok ben yakındım, öyle söyleyeyim. Çünkü diğer masalar hep gitti. Bilmiyorum yani, çok koydu Derya Hanım. Üzüldün çok emekler mi? Verdik, çok ağladık, güldük, her şeyi yani yaşadık. Ben şimdi 3. sezonun şampiyonunu açıklıyorum. Hepiniz benim için burada çok değerlisiniz, çok kıymetlisiniz. Siz de bizim cesaretinizi, için. Yeteneğinizi her zaman çok takdir ettim gerçekten. Önce teşekkürlerim var. Başta bize her türlü imkanı veren, bu fırsatı veren değerli ATV yönetimine çok çok teşekkür ederiz. Ayrıca her türlü imkanı seferber eden ATV teknik birimine, yayın yönetimine, tanıtım birimine, reklam departmanına, dekor hizmetlerine, bina yönetimi ve idari işlemlerine, güvenlik birimine, yemekhaneye ve ulaştırmaya, kısacası yayında ve yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Ve şimdi artık 3. sezonumuzun birincisini açıklıyorum. Çiftin ismini söyleyeceğim. Kazanan üçüncü sezon şampiyonu, 60 bileziğin sahibi Mutfak Bahane'nin yeni kraliçesi Seda ve Harun! Adam yaptı bezesini, hadi. Saçmalama, sanayiye bağladı beni. Sebzelerini doğru. Sebzene geç, sebzene. Gitti kızım, botokslu dudakları. Harun. Çevir, köfteyi çevir Harun. Bu senin yaka kartın. Önüne takalım. Şuraya. Gel bakalım. Sonuçta ikiniz de odungillerdensiniz. Sanki orada alt üstü bir yağlı kağıt ayıracaksın ya. Gören de ameliyat yapıyorsun zanneder. Yok, veterinerlik okudum ben. Şu önlüğün hakkını veriyoruz. Tamam mı? Ciddi anlamda sinirleniyorum. Orada 3 kişi yemek çıkartıyorsunuz. Yemek yapmayı bilmeyen buraya gelmez. Bu kadar basit ya. Biz yemek yapmayı biliyoruz. İstediğimi parmağımda oynatırım, o ayrı. Ama benim eşim o gazlara gelmiyor. Millet bitirdi, tatlısı ya, bitirdi. Ya sus sus, yeter. Helal olsun Harun abi. Helal be abi be. Böyle. Harun, onların gazına gelme. Bak, kendi orada hamur açıyor haldır haldır. Sen burada onun gazına gelip... Yapmıyorum. Yapacaksın. Yanlış şey de yapıyoruz. Bak şu siyah beyaz cam tepsiyi çıkartalım. Kız Seda yanıyor. Ocağa bakın, ocağa. Ay Gülhane! Ay yangın. Yanıyor. Söndür şunu, söndür. Söndür, söndür, yavaş. Ay, 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 gitti, gitti. Harun. Dur, dokunma, ay, kolu gitti. Allah, ocak yanıyor hala ya. Evet Seda, günlerdir, haftalardır beklediğin o an geldi. Bu taç şimdi senin. Ay. Mutfak Bahane'nin 3. sezon şampiyonu
Sensin. Bu tacı gerçekten hak ettin. Ay önlük de çok güzel gerçekten. Çok güzel. Bir önce saniye. Evet. Mutfak Bahane'nin 3. sezon şampiyonu Seda Yılmaz, Harun Yılmaz ve sevgili Gül ablacığım. Harika bir ekiptiniz. Çok zordu. Evet. Şimdi bunu bir kenara alıyorum. Geçen sezonun taçsız şampiyonu Gönül de burada bugün bizlerle. Hemen onu buraya alıyorum. O da pastamızla geldi. Aynen. Şöyle koyayım. Evet. Gönül. Evet. Sen de bizim için çok kıymetlisin. Siz de benim için geçen öyle. Sezon çok yakındın gerçekten. Evet öyleydi. Evet aslında Zeynep tacını devretmiş oldu. Geçen sezonun şampiyonu sensin. Gel sen de şöyle yanıma. Seda neler hissediyorsun? Ben de çok kısa bir dakikalık bir teşekkür etmek istiyorum. Önce Gül anneye ve eşime. Daha sonra yapımcımız bize anne gibi olan sevgili Sultan Önen'e. Ve tüm yapım ekibine. Daha sonra yönetmenim oğluma adını verecek kadar kıymet verdim. Melih Eres'e ve ekibine. Ve tabii tüm 60 bileziğin 7 tanesini Gül anneye veriyorum. Ben teşekkür etmek istedim. Bu kadar. Biz sana teşekkür ediyoruz. Gel bunu sen hak ettin. Gelin bakayım şöyle. Önümüzdeki sezon tekrar sizin karşınızda olmak dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz.